Sevgili dostlar, yeni bir maket videosuyla karşınızdayız. Bu videoda sizlere kale yapmaya çalışacağım. Fakat kaleyi klasik kalelerden seçmedim. Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi'nin benzerini yapmaya çalışacağım. Birebir yapması çok zor. Bu kale yonca şeklinde bir kale. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Fakat videoya geçmeden önce kanala abone olursanız sevinirim. Abonelikler bizler için çok önemli. Ayrıca önümüzdeki günlerde çok değişik video projelerim var. Bakalım neler çıkacak karşımıza ama eminim çok beğenilecek, çok güzel videolar olacak. Bu videolardan haberdar olmak için kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk önce şablon için iki tane halka çizeceğim. Halkaları nasıl yapacağımı göstereyim size. 20 santimlik bir daire olacak, halka olacak. O yüzden yarı çapını 10 santim olarak ayarlıyorum. Bunun tam ortasına getirip çiziyorum. Ortasını da şuna işaretleyelim. Şimdi 10 santim yapmıştık yarı çapını. Şimdi yarı çapını 2 santim geriye çekip 8 santim yapıyoruz. Yine aynı şekilde tam ortadan içeri ikinci bir halka çiziyoruz. Şunu elde ettik. Şimdi bunu kesip çıkartacağız. Evet, şu şekilde çıkarttık. Şimdi bunu böyle koyup içinden ve dışından çizeceğiz. 3 tane bir yonca şekli getireceğim ama kurşun kalem gözükmeyeceği için ben çizeceğim. Keçeli kalemle üzerinden geçip sonra size göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi bunu nasıl yaptık? Önce ben bunu kurşun kalemle çizdim fakat kamerada gözükmediği için daha sonra keçeli kalemle üzerinden geçtim. Şöyle yapıyoruz. Şuraya bir daireyi çiziyoruz. Bunun etrafından çizdik. Buraları da çiziyoruz. Her tarafını çiziyoruz. Daha sonra bunu o çizdiğimiz şeyin tam bitim noktasına getirip ikinci daireyi çiziyoruz. Burada iki yonca elde etmiş oluyoruz. İki tane daire elde ettikten sonra üçüncüyü kafamıza göre hizalayıp üçüncüyle çiziyoruz. Daha sonra ortadaki bölümleri silgiyle silip şu şekli elde ediyoruz. Şimdi bunu kesip bize şu bölüm lazım. Şu dıştaki çizgilerin içindeki bölüm lazım. Kesip onu çıkartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bizim hem kalenin üzerindeki yürüme yolu olacak hem de ana iskeletimiz olacak. Yani kaleyi bunun üzerine doğru inşa edeceğiz. İlk başta ben burayı kestim ama sonradan aklıma bir şey geldi. Kalenin iç duvarlarını yaparken buradan ölçek alabiliriz. O yüzden bunu saklıyorum. Yüksekliği 20 santim civarında ayarlayacağım ben. O yüzden 20 santimlik bir parça keseceğiz. Arkadaşlar, bu parça 20 santime 50 santim. Bunun bir kenarının etrafına sardıktan sonra fazla bir bölüm kalacak. O kısmı kesip atacağız. Bunun gibi bize 3 parça lazım. Bu dış kaplaması için 3 parça lazım.
iki duvarı yaptıktan sonra şöyle bir şeyle karşılaştım. Yonca içeri doğru bükülüyor. O yüzden ilk ikisini yaptıktan sonra şu bölümü de hizalayıp önce yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra üçüncü duvara geçeceğiz. Arkadaşlar kabaca dışı hazır. Şimdi şöyle aslında formu çok bozuk şu anda bunun. Fakat biz bunun içini de çevirdikten sonra desteklerle bunun formunu düzeltip arkadaşlar bunları da yaptık. Yaptık. Fakat itiraf etmeliyim ki bu yani beklediğimden daha zor bir maket oldu. Şimdi bunu bir mukavvaya sabitledikten sonra ortasında bir üçgen bir yapı daha var. Onu da yapacağız. Bir tek dış cephesini kaplaması kalacak. Ona da devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ortadaki üçgen için parçaları kestim. Şöyle 9 santimlik eşkenar üçgen. Hepsi 9 santim kenarların. 2 tane bundan. Dik uzun bölüm içinde 9 santim kenara 25 santim uzunluğu. Bundan da 3 tane. Bunların yapıştırmasını yapacağız. Arkadaşlar bu bölüm de hazır. Şimdi devam edelim bakalım nerelerini yapacağız. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş kaplamaya geçebiliriz. Kaplama için bilgisayardan şu tarz duvar deseni çıkarttım. Aslında daha açık bir renk dış cephesi ama ben belli olsun diye bunu kullandım. Önce bir ortayı kaplayacağım, yapıştıracağım. Sonra büyük kalenin dışını kaplayacağım. Kalenin kapısını yapacağım. Küçük küçük pencereleri var, pencerelerini yapacağım. Ondan sonra sunumu hazırlayacağım. Yapıştırmaya geçebiliriz. Önce bu üçgen yapın. Arkadaşlar yapıştırıcı olarak ben daha önce bir sıvı yapıştırıcıya biraz su ekleyerek biraz daha sulandırdım. Fırçayla onu kullanacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Fırçayı yapıştırıcıya daldırıp daha sonra bunun üzerine sürüyorum. Bunun üzerine bunu böyle yapmamın sebebi ben bütün her tarafına yapıştırıcıyı sürene kadar bu malzeme yapıştırıcı kurumuyor. Her tarafına yedirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıştırıyoruz.